Bugün sizlerle Türkiye'nin savunma sanayisinde devrim yaratacak bir projeyi konuşacağız. Manyetik hızlandırıcı silahlar, yani diğer adıyla elektromanyetik toplar. Belki duymuşsunuzdur, belki de ilk kez duyuyorsunuz. Ancak emin olun, bu konu geleceğin savunma teknolojisinde çığır açacak bir gelişme. Haydi, hep birlikte bu muhteşem teknolojinin detaylarına dalalım ve Türkiye'nin bu alandaki liderliğini nasıl pekiştirdiğini keşfedelim. Once like all, many take hızlandırıcı neder. Kısaca anlatmak gerekirse, bu teknoloji, mermileri klasik barutlu sistemler yerine elektromanyetik enerjiyle ateşliyor. Yani, barut yok, patlama yok. Ama sonuç, muazzam bir hız ve yıkıcı güç. Bu teknolojiyi kullanan silahlar, mermileri ses hızının kat kat üstüne çıkararak fırlatabiliyor. Heil Eden. 7-8 kat daha hızlı hareket eden bir mermi, herhangi bir hedefi milimetrik hassasiyetle vurabiliyor. Peki, neden bu kadar önemli? Bir düşünün. Konvansiyonel silah sistemlerinde barut ve kimyasal tepkimeler kullanılarak mermiler ateşlenir. Ancak bu yöntemlerin hem sınırlı bir hızı vardır, hem de etkileri belirli mesafelerde azalır. Manyetik hızlandırıcılar ise, mermileri elektromanyetik kuvvetlerle hızlandırarak fırlatıyor. Yani daha az yakıt, daha az maliyet, ama çok daha yüksek hız ve etkinlik. Bu teknoloji, modern savaşın kurallarını yeniden yazacak. Türkiye'nin bu alanda yaptığı atılımlar gerçekten gurur verici. Türk mühendisleri savunma sanayisinde zaten dev adımlar atmıştı. Ama manyetik hızlandırıcı teknolojisiyle bu başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyorlar. Aselsan, Roketsan gibi dev şirketler bu alanda inanılmaz projeler yürütüyorlar. Bu projeler, Türkiye'yi bu alanda sadece bölgesel bir güç değil, aynı zamanda dünya çapında bir oyuncu yapacak. Birçoğunuz belki bu teknoloji nasıl çalışıyor diye soruyorsunuzdur. Basitçe anlatmak gerekirse, bu sistemlerde büyük elektromıknatıslar devreye giriyor. Bu mıknatıslar, mermiyi hızlandırarak onu hedefe doğru inanılmaz bir hızla fırlatıyor. Ve unutmayın, bu sistemler sadece savunma için değil, aynı zamanda uzay araştırmaları gibi birçok farklı alanda da kullanılabilir. Şimdi gelelim işin en heyecan verici kısmına. Türkiye, bu teknolojiyi geliştirmede hızla yol alıyor. Savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dışa bağımlılığı azaltmak, kendi gücümüzle ayakta durmak bizim için bir gurur meselesi. Manyetik hızlandırıcılar da bu milli bağımsızlığımızın önemli bir parçası olacak. Ülkemiz, bu teknolojiyi sadece üretmekle kalmıyor, aynı zamanda dünya piyasasına da sunmayı hedefliyor. Yani, bir yandan savunma kapasitemizi güçlendirirken, diğer yandan bu alanda lider ülkeler arasında yerimizi alacağız. Kendi ürettiğimiz silah sistemleriyle sınırlarımızı daha güçlü bir şekilde koruyacağız. Bu da demek oluyor ki, Türkiye hem kendi güvenliğini sağlayacak, hem de bu teknolojiyi diğer ülkelere satarak büyük bir ekonomik kazanç elde edecek. Düşünün, klasik bir top atışında mermi, barutla ateşlenir ve belirli bir hızla hedefe ulaşır. Ancak manyetik hızlandırıcılar, bu mermileri ışık hızına yakın hızlarda fırlatabiliyor. Bu, savaş alanında devasa bir avantaj. Düşmanınız, mermiyi fark ettiğinde zaten çok geç olacak. Yani, bu teknoloji bir nevi savaşın gidişatını anında değiştirecek bir güç. Bu noktada, Türkiye'nin savunma sanayisindeki liderliği göz ardı edilemez. Geçmişte insansız hava araçları, yerli tanklar, denizaltılar derken şimdi de elektromanyetik toplarla sahnedeyiz. Türk mühendislerinin ve bilim insanlarının bu alandaki çalışmaları bize büyük bir gurur veriyor. Ve şunu söylemek gerekir ki, bu sadece bir başlangıç. Gelecekte bu teknolojilerin daha da geliştiğini ve dünya çapında kullanıldığını göreceğiz. Tabii ki bu teknolojiyi geliştirmenin bazı zorlukları var. Yüksek enerji gereksinimleri, sistemin soğutulması ve elektromanyetik dalgaların kontrolü gibi teknik detaylar üzerine çalışılması gereken birçok konu var. Ancak Türk mühendisleri bu zorlukları aşmak için gece gündüz çalışıyorlar. Ve biliyoruz ki bu zorluklar birer fırsata dönüşecek. Manyetik hızlandırıcıların en büyük avantajlarından biri de sürdürülebilirlik. Geleneksel silahlar büyük miktarda barut ve kimyasal maddeye ihtiyaç duyarken, bu yeni sistemler daha az enerjiyle çok daha büyük bir etki yaratıyor. Bu da hem çevreye daha duyarlı, hem de maliyet açısından daha verimli bir çözüm sunuyor. Üstelik, bu teknolojiyle birlikte savaş alanında daha hızlı, daha çevik ve daha etkili olacağız. Bir düşünün,
sadece bir düğmeye basarak düşman hattına ışık hızında bir mermi gönderebiliyorsunuz. Bu, sadece bir savunma sistemi değil, aynı zamanda bir caydırıcı güç. Herhangi bir düşman, Türkiye'nin manyetik hızlandırıcı teknolojisine sahip olduğunu bilirse, iki kez düşünmek zorunda kalacak. İşte bu da bize büyük bir stratejik avantaj kazandırıyor. Tabii ki, bu teknolojinin gelişimi, Türkiye'nin müttefiklerine de büyük katkılar sağlayacak. Hem NATO içindeki rolümüzü pekiştirecek, hem de dünya çapındaki savunma işbirliklerimizi güçlendirecek. Türkiye, bu alanda kendini kanıtladıkça, diğer ülkelerle yapılan işbirlikleri de artacak ve bu da global arenada bize daha fazla saygı kazandıracak. Şimdi biraz da gelecek projeksiyonundan bahsedelim. Manyetik hızlandırıcılar sadece savaş alanında değil, uzay çalışmalarında da kullanılabilir. Örneğin, uzaya roket fırlatmak için bu teknolojiyi kullanmak, maliyetleri inanılmaz derecede azaltabilir. Türkiye'nin bu alanda yapacağı yatırımlar, bizi sadece savunma alanında değil, aynı zamanda uzay teknolojilerinde de öne çıkaracak. Bu büyük atılımlar, Türkiye'nin gücünü ve yeteneklerini dünya çapında göstermek için harika bir fırsat. Kendi teknolojimizi üretip, dışa bağımlılığı azaltmak, bize sadece askeri değil, ekonomik olarak da büyük bir katkı sağlayacak. Ve unutmayın, bu teknolojiler sadece bir başlangıç. Türkiye, gelecekte daha da ileri teknolojilere imza atacak. Sonuç olarak, manyetik hızlandırıcı teknolojisi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü artıracak, stratejik avantajlar kazandıracak ve geleceğin savaş teknolojilerinde önce olmasını sağlayacak. Türk mühendisleri ve bilim insanları bu alanda hızla ilerlerken, bizler de bu büyük başarıya tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye, geleceğin fırtına silahlarıyla sahnede. Elektromanyetik toplar, vatanımızın güvenliğini ve bağımsızlığını daha da güçlendirecek. Bu heyecan verici teknolojiye yatırım yaparak, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendiriyoruz. Ve biliyoruz ki, bu yolda ilerledikçe, Türkiye'nin yıldızı daha da parlak bir şekilde parlayacak.